Nasılsınız? Çok vahim bir olay. Malum büyükelçilikler görev yaptıkları ülkelere başka ülkelerin emanetidir. Bunların çok iyi bir şekilde korunması lazım. Ben çok hızlıca bu konu üzerinde soruşturmanın yapılmasını, faillerin bulunup tam olarak cezalandırılmasını bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. Ve konuyla ilgili olarak da Azerbaycan Meclis Başkanı Sayın Gafarova'yı aradım. Kendisinden bilgi aldım. Hem taziye hem başsağlığı dileklerimi ilettim. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Daha önce müteaddit defalar konuştuk bu konuyu. Önce şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, adaylığı süreci masa meselesi konusu değil, yasa ve anayasa konusudur. Bunu böyle izah ettik daha önce de. Çok açık, çok net olarak söylüyoruz. İki defa seçilmeyle ilgili iki farklı hüküm var. Birisi 2007 yılında yürürlüğe girip 2018 yılı Nisan'ında yürürlükten kalkan bir hüküm. Bir de 2018 Nisan ayında seçim takviminin başlamasıyla beraber yürürlüğe giren ve o tarihten itibaren herkese iki defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan bir hüküm. Bu yeni hükümet sistemiyle beraber yeniden herkese, bütün vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır. Sadece Cumhurbaşkanımızla ilgili değil, daha önce Cumhurbaşkanlığı yapanlarla ilgili olarak da bu hüküm vardır. Yeni sistemle beraber iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Tabii gözden kaçırdıkları birçok şey var konuşanların. Faili meçhur bazı makaleler yazdırıyorlar bize cevap vermek için. Ben hani kimse ortaya çıkıp görüşünü net olarak açıklasın isterim. 101. madde değiştirildi. 101. madde ve 102. madde birleştirilerek tek bir madde halinde yazıldı 2017 anayasa değişikliğiyle beraber. Ve orada çok önemli bir husus, belki bunu şu ana kadar ben görmedim buna değineni. Cumhurbaşkanı aday gösterilmeyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Mesela daha önce 2018'deki yeni sistem döneminden önce 2007'de seçimlerde, son seçimlerde ayrı olarak veya birlikte olarak %10 oy alan partilerin de aday gösterileceği vardı. Bu %10, %5'e indirildi yeni düzenlemede 2018'de. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imza ile vatandaşlar tarafından, vatandaş inisiyatifiyle aday gösterilme eklendi sisteme. Dolayısıyla sistemin sadece Cumhurbaşkanı kavramının içeriği, kapsamı, yetki alanları değil, Cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler var 2018'de yapılan yeni anayasa çalışmasında. Bakımdan bütün bunları dikkate aldığımızda, şunu net olarak bir daha söyleyeyim, bir mecelle kaidesidir ama eski tabirle onu söylemeyeyim. Hukukta itibar kelimelere ve lafızlara değildir. İtibar maksat, yani amaçlara ve manayadır. Dolayısıyla hukuk kavramların içeriğini, kapsamını değerlendirir ve ona göre karar verir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı eski sistemdeki Cumhurbaşkanı ile aynı değildir. Ayrıca 2018'den itibaren bütün vatandaşlara yeniden iki defa seçilme hakkı tanınmıştır, tereddütsüzdür. Bir hukuki bir tartışma yoktur ama şüphesiz tabii siyaseten adaylık konusunda, yani çekindiği adayların engellenmesi konusunda bazı siyasetçilerin kararları, kanaatleri olabilir ama bunu hukuki tartışma olarak yansıtmak yanlıştır. Hukuken tereddüt yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedüre göre olur. Meclisin karar almasına bu anlamda bir gerek yok. Böyle saçma bir tartışma görmedim. Çünkü fesi, meclisin fesi bizim sistemimizde hiçbir zaman olmamıştır. Meclis seçimlerin yenilenmesi vardır. Zaten hukuki tabir olarak da öyledir. Ve meclis, yeni meclis göreve başlayana kadar görevine devam eder. Bir devamlılık ilkesi vardır bizim tarihimizde, parlamento geleneğimizde. Dolayısıyla meclisin fesli söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı meclis de alabilir nitelikli çoğunlukla. Cumhurbaşkanı da alabilir. Bu anayasa hükmüdür. Böyle bir yetki vardır. Bunu tartışmak çok anlamsız
saçma bir şey olarak görüyorum. Anayasa metnini okuyanlar bunu rahatlıkla anlayabilirler, lafzı yorumla da anlayabilirler. Meclis feshedilmiş olmuyor. Meclis, yeni meclis göreve başlayana kadar görevine devam eder. Cumhurbaşkanı için de aynı şey geçerli. Yenisi seçilip göreve başlayana kadar görevi devam eder. Bu konuda hiçbir boşluk yok bizim sistemimizde. Siyaset yapıyor herkes tabii ki sonuç itibarıyla. Biz hani adil, gerçek bir yarış olmalı siyasette. Herkes kendi vasıflarıyla, kendi çalışmalarıyla, gayretleriyle, milletin teveccühüne mazhar olarak kazanmalıdır seçimi. Hadi koşmaya başlayalım ama birisini de bağlayalım, tutalım. Biz yalnız koşalım. Demek adil bir, nitelikli bir yarış olmaz siyasette. Hukuki tartışmaları da siyasi tartışmalarla karıştırmamak lazım. Bu konuda hukuken hiçbir tartışma yoktur. Siyasi olarak tabii herkes istediğini mesnetsiz de olsa, dayanaksız da olsa söyleyebilir, tartışabilir. Siyasette düşünce ifade özgürlüğü vardır. İfadelerin, ifade edilen düşüncelerin doğru olması gibi bir şart yoktur. Saçma düşüncelerin de ifade edilmesi özgürlük kapsamındadır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.